Merhaba arkadaşlar. Orbital yayınları AYT Kimya yeni tip deneme sınavlarına hoş geldiniz. 2020 güncellenen müfredatı uygun şekilde organiksiz yani 12. sınıf 2. dönem konuları olmayacak şekilde deneme sınavları çözüyoruz. Orbital yayınlarının deneme soruları gayet kıvamında öğretici ve seçici sorulardan oluşuyor. Sınavımızın pdf dosyasını açıklamalar kısmındaki linkten indirebilirsiniz. Önce pdf'den çözersiniz sonra buradan birlikte çözümlerini yaparız. Tavsiyemiz bu şekilde arkadaşlar. Ayrıca kanalımızda çok sayıda konu anlatım videosu da mevcut. Özellikle AYT konularına ve e, anlaşılması güç olan konulara yönelik deneyler üzerinden konu anlatım videoları çektik. Mesela 11. sınıf hız konusundan ısı konusundan, e, 12. sınıf elektrokimya, sonra 11. sınıf asit baz konusundan e, deneyler yaparak deneyler üzerinden konu anlatım video tarzı denemeye çalıştık. Umarım faydalı olur. Çünkü kimya deneylere dayandığı için deneyler üzerinden konu anlatımı faydalı olacağını düşünüyoruz. Konu tekrarlarını ve konu eksiklerini bu şekilde giderebilirsiniz. Testimize başlayalım. Birinci sorumuz periyodik cetvelle ilgili bir soru. Bir kimyager metallere aşağıdaki işlemler yapıyor ve karşısında verilen sonuçları elde ediyor. Buna göre X, Y, Z metalleri verilen periyodik tablodaki elementlerden hangileri olabilir? Bir kere bunlar metalmiş. Bakın metal dediği için A metalleri edeyelim, hiç okumadan. Bakın 4 ne? 5 ne? 7 A. Demek ki bir ametaldir gitti. 2 A ne? 5 A'nın ilk elementi azot. ametal gitti. Bunlar kaldı. 1, 4 ve 3 kaldı arkadaşlar. Bunlardan hangileridir? X metalinin üzerine soğuk su ilave ediliyor. H2 gazı açığa çıkıyor ve bazik bir çözelti oluşuyor. Şimdi arkadaşlar su ile tepkimeye giren hangi metallerdir? en aktif metaller yani bir A grubu elementleri sodyum, potasyum hatta sodyumun patlaması kelimesini çok sık duyarız. Bizim de kanalımızda bununla ilgili video çektik. Gayet öğretici bir video izleyebilirsiniz. Bakın X, e, sodyum metali yani bir numaralı metal. X'tir sodyum X yani bir numaralı metal. Bu su ile tepkime girdiğinde bir baz oluşuyor. Na -oh. Hidrojen gazı açığa çıkar ve ısı açığa çıkar çıkan ısının etkisiyle hidrojen gazı yanıp patlayabiliyor. Evet demek ki bir x olacak. Yani cevabımız ya a şıkkı ya değişik oluyor. Y oksidinin üzerine HCl çözeltisi ilave ediliyormuş ve bunun sonucunda YCl2 tuz çözeltisi ve su oluşuyor. Bakın bu oksit nasıl bir oksit? Asit ile tepkime giriyorsa bu bazik bir oksittir. Evet. Bazik bir oksit olduğu için de Y bir metaldir. Y burada metal. Zaten metal diyor. Biz buradan herhangi bir metal olduğunu anlıyoruz ama hangi metal bilemiyoruz. Evet buradan çok bir şey çıkaramadık. Ama bunu okursak Z metalinin üzerinde naoh çözeltisi ilave ediliyormuş. Bakın. Ve H2 gazı açığa çıkıyor ve tuz oluşuyor. Arkadaşlar e, normalde metaller kimle tepkime girer? Asitlerle değil mi? Ama bazla tepkime giren metaller var mıydı? Tabii ki vardı anfoter metaller. Demek ki Z bir anfoter metal. Anfoter metal hangileriydi? Bakın 3A'dan alüminyum. Demek ki buradaki 3. Üç, maddemiz Al'dir. Alüminyum ise e, NaOH'la birleştiğinde bir tuz oluşuyor ve H2 gazı açığa çıkıyor. Çünkü tepkimi giriyor. Başka e, anfoter metallerimiz de var. Çinko, kalay, kurşun, antimon, alüminyum, Değil mi? Ama çinko e, zaten geçiş metallerinde kalay kurşun 4A'da, antimon 5A'da, 3A'da olan e, tek e, alüminyum var arkadaşlar. Onun için bu alüminyumdur. Demek ki Z maddemiz 3'tür. Dolayısıyla X'e ne düştü? Y ne düştü? 4 düştü. A'da da uyuyor bu arkadaşlar. 1, 3, X1, Z3 ama Y maddemiz 2 olamaz. Çünkü 2, bir ametaldir. Y'nin bir metal olduğu kesinleşti. Çünkü hem burada metal diyor hem de oksidi asitle birleşiyorsa bazik oksittir. Bazik oksit olması için metal olması lazım. Dolayısıyla 4 bir metal, Y 4 olacak denizli oldu. Evet, ikinci sorumuz gazlarda difüzyon sorusu. Yukarıda verilen gazların difüzyon hızlarının e, kıyaslanması nasıldır diyor. Arkadaşlar gazların difüzyon yani yayılma hızı nasıldır? Sıcak ve hafif gazların hızı daha fazladır. Çünkü sıcak olunca kinetik enerjisi artıyor, hareket hızı artıyor. Hafif olunca arkadaşlar daha rahat hareket ediyor. Çünkü bağları zayıflıyor ve hareket hızı artıyor. Çünkü hafif olan koşuyor, değil mi? Daha hızlı koşar. Şişman bir insan, değil mi? Mesela kamyon yavaş gider. Onu e, yavaş gider. Onun için arkadaşlar eması kök içinde ema küçüldükçe ve kök içinde sıcaklık büyüdükçe. 200'ün hızı artıyordu. Dolayısıyla işlerinde sıcaklığı en fazla eması en düşük olan şıkkı bir seçeceğiz. Şimdi sıcaklık aynı birim olacak. Kıyaslayabilirim. 20 derece diyor burada. 273 toplarsak bu da 300 kelvin yapıyor. Biz e, öncelikle arkadaşlar sıcaklığı büyük olanlar. 1 ve 3. İkisinin sıcaklığı 300. 2'nin sıcaklığı 273 daha küçük. O zaman biz 1 ve 2'yi kendi içinde kıyaslarsak eması küçük olan şıkkı seçeceğiz. Bir eması 2'dir ama karboniyostin eması 44. Dolayısıyla bir hem hafif hem daha sıcak en hızlı bir gider. 2 ve 3'ü kıyaslarsak emaları bunun eması 44, bunun da eması 44. Emaları aynı. Emaları aynıysa sıcaklığı fazla olan daha hızlıdır. Yani 2 daha hızlı. 3 ise hem soğuk hem ağır en yavaş oluyor. Cevabımız 1 2 3 yani Bursa oldu. Kolay bir soruymuş. Üçüncü soru, çözeltilerde koligatif özellikler sorusu. Etilen glikol yaygın olarak kullanılan ve donma noktasını düşüren bir maddedir. Antifriz özelliği olan bu maddenin 300 gram saf su içerisinde çözülmesiyle oluşan çözelti, eksi 7.44 derecede donmaya başlıyor. Bu çözeltide kaç gram etilen glikol çözülmüştür? Şimdi birinci yöntem, bakın arkadaşlar bu sabitten gideceğiz. Bu sabit diyor ki, bir molal iyon 1.86 derece düşürüyormuş. Orantı kurarsak her bir molal derişimdeki madde iyon 1.86 derece düşürüyorsa donma noktasını yani eksi 1.86 derece yapıyorsa 7.44 derece düşürülmesi için kaç olması lazım? Bakın bu sayı bunun 4 katıdır. Dolayısıyla 4 molal olması lazım. Molalitesi 4 çıktı. Şimdi e, etilen glikol nasıl madde arkadaşlar? Bu da önemli. Bakın bilgimiz suda iyonlaşmayan madde. Çünkü bu bir alkol. Alkoller suda iyonlaşmaz. Nasıl anladık? Çünkü asidik değil, bazik değil, tuz değil. Demek ki iyonlaşmaz. Zaten biliyoruz ki biz Alkollü su elektriği iletmez. Suda iyonlaşmıyor ki iletmiyor. Dolayısıyla iyon sayısı 1'dir. Onun için 4 molalı direkt kullanabiliriz biz. Artık açabiliriz biz molaliteyi. Molalite neydi arkadaşlar? Molalite demek çözünen maddenin molünün suyun kilosuna olan oranıdır. Suyun kilosu. Şimdi molalitem 4 mol aldı. 4 molal eşittir En çözünen yani alkol Böyle suyun kilosu 300 gram su kaç kilo yapar? 1000 gram bir kiloysa 0.3 kilo yapar. Böyle 0.3 kilodan n eşittir 1.2 mol yapar. 1.2 mol'ü de açarsam m bölü ma'dan ma'sı 62 m eşittir 62 çarpı 1.2'den 74.4 çıkar. Yani A şıkkı cevabımız. Bakın bunu başka çözüm yöntemleri de var. Mesela ben bir, bir de formülden çözeyim. Formülümüz neydi? delta td eşittir kim formülüydü k çarpı i çarpı m delta d domantus düşme miktarı bu sayı 7.44 eşittir k sabit sayımız 1.86. I bir iyonlu bir madde, iyonlaşmayan bir madde olduğu için iyon sayısı yerine 1 kullanırsın çarpı molal derişim. Buradan m eşittir 4 molal çıkar. 4 eşittir n bölü 0.3 kilo dan. N eşittir 1.2 kilo çıkar. O da 74. mol çıkar. 74.4 gram karşılık gelir arkadaşlar. Bu da diğer bir yöntem. Bu şekilde çözüm yöntemlerimiz var. Evet. Dördüncü sorumuz reaksiyon hızı sorusu. Yukarıda verilen ideal pistonlu bir kapta bir tepkime var. NO ile klor gazı birleşiyor. NOCl gazı tepkimesi tek basamakta oluşuyormuş. Buna göre hangisi yanlıştır? A. Tepkime üçüncü derecedendir. Eğer tek basamaklıysa zaten diyor buradan. E, hız denkleminin üstlerin toplamı derece olduğu için önce ben ne yapacağım? Hız denklemini yazacağım. Hız eşittir hız sabiti çarpı girenler. Yani NO'nun derişimi, çünkü gaz kat sayısı 2 olduğu için karesi çarpı klor gazı bu da bir gaz olduğu için alıyoruz üzeri 1'dir. Üstlerin toplamı 2 1 daha 3 olduğu için 3. derecedendir doğru. B. Piston sabit tutulup sabit sıcaklıkta kaba NO gazı eklenirse hız artar. Arkadaşlar NO'nun gazı derişimi neye bağlı? Mol ve hacme bağlı. Hacim sabit. NO'nun molu arttırılıyorsa hacim sabit mono artarsa derişim artar. Derişim artarsa hızı etkilen faktörlerden birisi de burada ne NO onun derişimi olduğu için ne o artık daha derişik oluyor. Bu da çarpma sayısını artıracak ve tepkimi hızlandıracak arkadaşlar. Bu da doğru. C. Sabit sıcaklıkta piston aşağı doğru itilirse tepkime hızı artar. Şimdi piston aşağı itince ne değişti? hacim azaldı. Peki hacim azalması hızı nasıl etkiler arkadaşlar? Bakın bunlar derişim, mol/hacim. bölü hacim. Bütün hacimler düştü. Çünkü kapta iki madde birlikte. Hacimler düşerse derişimler ne olur? Hep artar. o'nun no derişimi de artacak. Klorun derişimi de artacak arkadaşlar. Bu da hızı arttırır illaki. Çünkü hız ikisine de bağlı. Tek biri bile artsa artıyor hız. İkisi birden arttığı için hız hayli hayli artar ve sabit sıcaklıkta kaba helyum gazı eklenirse tepkime hızı azalır. Şimdi helyumun etkisini, helyum nasıl madde? Soy gaz yani inert bir gaz. Tepkime girer mi? Girmez. E hocam tepkime girmezse hızı değiştirmez ki. Değiştirir, değiştirir arkadaşlar. Nasıl? Çünkü bu pistonlu kap, ideal pistonlu kap. Helyum eklemek hacmi arttırıyor. Yani hacmi arttırırsam bütün derişimler Düşecek değil mi? Çünkü hacim artarsa derişim düşüyor. Girenlerin derişimi düşünce hız da azalmış oluyor. Demek ki hacim dedik mi hemen aklımıza derişim gelecek. Mol bölü hacim gelecek. Bu da artarsa hız azalır. Doğru. E, N, O, de, C, L derişimi ne bu? Ürün değil mi? ürün derişimi arttırılırsa hız artar mı? Hayır. Çünkü hız girenlere bağlı. Ürünlerin etkisi yok. O zaten oluşuyor. O zaten en son çıkıyor. Girenler çarpışacak ki tepkime olsun. ileri tepkime olsun. Onun için hız değişmez. Ama şunu deseydi. Ne o CL derişimi arttırılırsa hız artar mı? Hangi hız? Geri tepkime hızı deseydi doğruydu. Ama normalde hız derse ileri hızdır. İleri hız girene bağlı. Ama geri hız deseydi ürünlere bağlıydı. O artardı tabii ki. Ama onun için geri kelimesi geçmediği için hız azalır olacak burada. Şey hız değişmez olacak. Yanlış. Cevabımız yaşıklı. Beşinci sorumuz elektrokimya elektroliz sorusu. Birbirine seri bağlı iki elektrolitik hücrenin birinde KCl tuzu, diğerinde ise kalsiyum klorür tuzu eriği elektroliz ediliyor. Bakın eriyik demiş burada. Sulu çözeltisi ise işimiz biraz daha karışık olacaktı. Burada kolay. Katotta katyon anotta klor gazı, e, potasyum klor. Bunlar açığa çıkacak. Ama su olsaydı, sudan gelen iyonlarda hesap katmamız gerekirdi. Burada daha basit. Hücrelerin birinde 8 gram kalsiyum toplandığı anda, iki hücrede toplam kaç mol klor gazı açığa çıkmıştır? Şimdi e, burada e, seri demiş. Seri bağlı e, hücrelerde e, fizik dersinden ne eşittir akımlar eşit arkadaşlar. Akımları aynı. Aynı akım geçiyorsa yükleri de aynı olur. Yük aynı. Demek ki ben kalsiyumdaki yükü bulursam, klordaki yükü bulmuş olurum burada. Önce ben denklem yazacağım. Kalsiyum nasıl toplanır? İndirgenerek toplanır. Kalsiyum klorürde de bizim iyonlarımız önce iyonlaşacak bu eriyince. Çünkü tuzları eriyince ne yapar? İyonlarına araşır. Kalsiyum ve klor diye. Kalsiyum katotta toplanıyor, indirgeniyor. Artı 2. 2 elektron aldı. Pilden gelen 2 elektron aldı ve kalsiyum olarak toplandı. İndirgen de sıfırlandı. İlişkimiz 2'ye 1. 2 mol elektron geçecek ki devreden akım geçecek, yük geçecek ki 1 mol kalsiyum toplansın. Benim toplanan kalsiyumun molü belli. 8 gram ne yapar? 8 molu 40'dan 0.2 mol yapar. 0.2 mol kalsiyum toplandığına göre devreden 0.4 mol elektron akım yük geçmiştir. Ben ee, yükü buldum. Artık aynı yük geçecek. Katottan da anottan da iki hücreden arkadaşlar. Şimdi e, klor geldik sıra. Klor iki da klor var. Ben bir tanesini şimdi yazayım. Klor eksi bir yüklüydü. Eksi bir yüklü klor sıfır yüklü klor olması için ne yapması lazım arkadaşlar? İkiye bir. iki elektron vermesi lazım. Değil mi? Çünkü 1'e 2 ilişkimiz var burada. Sıfır yüklü klor, elementel klor 1 mol o açığa çıkması için dereden ne olması lazım? 2 mol elektron geçmesi lazım. Ama... Biz, ben bulmuştum. Devreden 0.4 mol elektron geçiyordu. 0.4 mol elektron geçmesi e, demek toplanan klor gazının yarısı kadar. Yani 0.2 mol olmaz demektir. Yalnız bu tek bir hücrede arkadaşlar. Aynı 0.4 mol elektron diğeri hücrede gittiği için o hücreden de 0.4 mol elektrona karşılık 0.2 mol klor da oradan toplanacak. Toplam 0.2 0.2 daha 0.4 Mol klor gazı açığa çıkacak açı arkadaşlar yani Bursa ama tek bir hücre deseydi bir denklem vardı 0.2 İki hücre desem eşit şekilde dağıldığı için o da 0.2 moldür. toplam 0.4 mol elektron e, geçmiş oluyor yani bizim e, seri bağlı deremiz şu şekilde bakın pilden 0.4 mol elektron geçiyorsa bu e, bu hücrenin katodunda da aynı anot da 0.4 burada 0.4 Burada da arkadaşlar 0,4 oluyor. Dolayısıyla burada K artı 0,4 mol. Efendim buradaki Ca artı 2 indirgenmiş. Bu da 0,4 almış. Buradan klor da 0,4 almış. Buradan klor da 0,4 almış. Dolayısıyla burada K üzeri 0 toplanacak. Burada kalsiyum metali toplanacak katı. Buralarda ise klor gazı açığa çıkacak arkadaşlar. Çıkan klor gazları 0,2 mol. Bu da 0,2 mol. Kalsiyum da 0,2 mol. Potasyum ne yapar? Potasyumu sorsaydı ise bu da bir elektronu alıyor arkadaşlar. Potasyum üzeri sıfıra indirgendiği için ilişkimiz burada 1'e bir. Çünkü yükü artı bir e, ve tabiatlı tek atom halde bulunuyor. Dolayısıyla 0,4 mol elektron 0,4 mol potasyum toplatır. Eğer potasyumu sorsaydı 0,4 mol çıkardı. Diğerlerinin hepsi de 0,2 ama toplam klor 0,4 yapıyor. Altıncı sorumuz kimyasal denge sorusu. Tepkimesi sabit basınçlı bir kapta dengedeyken Dengeye etkilen faktörler. Kaba sabit sıcaklıkta inert bir gaz gönderiliyor. İnert ne demek? Reaksiyona girmeyen etkisiz bir gaz. Ama etkisiz bile olsa burada sabit basınçlı yani ideal pistonlu kap olduğu için hacmi arttıracak. Yani dengeye hacmin etkisi. Evet. Hacmin etkisini biz inceliyoruz burada. Şimdi e, şekli çizersem kabımızda dengede hem CO var hem H2 var hem de alkol Metil alkol CH3OH var. İdeal pistonlu kapta bunlar dengedeymiş. Ben kaba buradan musluğu açıp biraz daha helyum gazı gönderiyorum. Bu helyum gazı pistonu yukarı itiyor. Hacim arttı. bütün derişimler düştü. Değil mi? Bu durumda denge bozulur tabii ki. Çünkü girenler 3 katsayılığın toplamı 3 mol gaz var. Ürünler 1 mol gaz var. Burada hacim arttığı için molün arttığı yöne doğru gidecek arkadaşlar. Yani sola kayacak girenler kısmına kalacak ki mol artsın o şekilde. 1. A. CO gazının derişimi azalır. E, derişim diyor arkadaşlar. Derişim neydi? Molarite eşittir mol bölü hacimdi. Şimdi hacim arttı. Mol ne oldu peki? Denge sola kaydığı için CO'nun molü artmış oldu. Evet. Peki e, hem, payı artıyor, hem pay artıyor hem payda artıyor. Sonuç ne oldu derişim? Bakın bu bir etki. Hacimin artması. Molün artması ise bir tepki. Kim daha fazla? etki büyüktür tepki olduğu için paydamız daha çok artar ve derişim düşer. Demek ki derişimi azalır. Ama molü deseydi molü artardı. Çünkü sola kayıyor. Bir, doğru. İki, H2 gazının mol sayısı artar. Tabii ki sola kaydığı için CO da olduğu gibi molu artıyor. Dengeye gelmek için. Doğru. 3. CH3OH mol sayısı azalır. Evet bu biraz harcandı. Molu azaldı. Doğru. D. Kaba yapılan toplam basınç artar. Şimdi arkadaşlar burada denge sona kaydı. Bunun molu azaldı. Bunların molu arttı. Değil mi? Artan mol daha fazla her 1 mollük madde parçalanmasına karşılık 3 mollük madde oluşuyor. Mol artıyor. Ama e, mol artınca basınç da artmaz mı? Normalde artar. Ama bu nasıl bir haber arkadaşlar? İdeal pistonlu kap. İdeal pistonlu kapta basınç neydi? Sabitti. Dolayısıyla basınç değişmez. Basınç değişmez arkadaşlar. Zaten hiç bunları yapabilme girişim yok. Sen sorunun başında bakın şu kelimeyi gördün ya, bitti. Sabit basınçlı kap diyor. Hiçbirini okuma. Direkt değer işaretle. Toplam basıncı artmaz. Çünkü sabit basınç işlemiş zaten. Ne yaparsın? Sen basıncı değiştiremezsin. Ancak elinle pistonu itersen bunu değiştirirsin. Veya sen bu kabı alıp da dış basıncı daha farklı olan bir ortama koyduğunda iç basınç da artar veya azalır arkadaşlar. Bundan başka asla değişmez. Cevabımız D şıkkı. E, değişimler türünden denge sabitinin değeri değişmez tabii ki. Çünkü sıcaklık değişmiyor. Sabit sıcaklıkta. Cevabımız denizli. İkinci bir çözüm yolu olarak istersen asit baz tepkimesi üzerinden de bunu çözebilirsin. Bir de ben böyle çözmeye çalışayım. Hı ile KOH birleşiyor. Ve tuz Ki ve su açığa çıkıyor. Bakın denkleştirirsem birebir bunlar denkleşir. Ben Hı'nın molünü bulmuştum. Böyle 128'den 0.05 moldu bu. KO'nun -Oh da pH'ı 13 ise POH 1 OH 10 üzeri -1 01 molar yani. Bu ki OH 01 ise KOH da 01 molardır. Hacmi de 05 litre olduğu için molü de 005 mol yapar. Bakın mol eşitliğinden birebir girdiği için zaten artansız bir tepkime oluyor ve pH 7 oluyor. 8. sorumuz Çözünürlüğe etkiden faktörler sorusu. Kalsiyum karbonat katısının yukarıda verilen kaplardaki çözeltilerde ve saf suda aynı sıcaklıkta çözünürlükleri kıyaslanması nasıldır? Arkadaşlar burada öncelikle ortak iyon var mı yok mu? Sonra eğer bir asitse bazik mi nötr mü biz ona bakacağız. Öncelikle kalsiyum karbonat nasıl madde? Bakın bu bazik bir tuzdur. CaCO3 bazik bir tuz. Niçin? Çünkü CO3 zayıf Asit olan H2CO3'ten geliyor. Ama Ca ise CaO iki olan kuvvetli bir bazdan geldiği için bu bazik tuz. Dolayısıyla attığımız madde asidikse en hızlı onda çözünür. Çünkü zıt birbirine. Bu baz bu asit. Yani 2. Iki. i̇ki de arkadaşlar en çok çözünüyor. Çünkü reaksiyon vererek çözünüyor burada. Asit baz tepkimesi çok hızlı bir şekilde çözünüyor. En hızlı iki olur burada. Yani hız demeyelim de burada çözünürlüğü en fazla. Çünkü çok miktarda bunu eritir. Zıt olduğu için, asit olduğu için. Geldik bunlara. Kalsiyum nitrat Ka ka sodyum karbonat. Bakın burada kalsiyumlar ortak iyon. Burada ise karbonatlar ortak iyon. Ortak iyon ne yapardı? Çözünürlüğü azaltır. Ortak iyon çözünürlüğü azaltır. Çünkü zıt etki yapar. Dengeyi sola kaydırır. Onun için. Burada hiçbir ortak iyon yok. HCl. Onun için yani. Ve zıt birbirine. Şimdi arkadaşlar saf suda daha çok çözülecek çünkü hiçbir ortak iyon yok. Ama 1 ve 2 daha az. Ama 1 ve 2 mi arkadaşlar ortak iyon miktarı arttıkça çözünürlük daha da düşer. Burada ortak iyon 0,2 molar ve kalsiyum. 0,1 molar karbonat zaten birer tane bunlar arkadaşlar. Ama dereşimleri farklı. 0,2 olduğu için daha dereşik daha çok ortak iyon var. En az bu olacak. Ama 3 biraz daha fazla olacak. Cevabımız arkadaşlar... 2, 4, 3, 1 yani E şıkkı oldu. Çünkü ortak iyonun mol molertesi fazla ise çözünürlük daha da düşer. En düşük bir. Dokuzuncu sorumuz. Elektrokimyasal piller sorusu. Yukarıda şekilde ne bu SH arkadaşlar? Standart hidrojen elektronu, elektrotu Yarı hücrelerinde oluşan bir galvanik pil verilmiştir. Buna göre hangisi yanlıştır? Önce gençler, e, şekilden bir kıyaslayın burada. Nesi aynı, nesi farklı? Farklarını bulacağız biz burada. H2 bir atmosfer, H2 bir atmosfer. Aynı. Platin, platin gitti. H artı, H artı gitti. E ne farklı? 0 1 molar, bir molar. Demek ki bu bir derişim pilidir. Derişim pilinde tek fark derişimler farkıdır. Dolayısıyla her şey aynı. Elektrotlar aynı, çözeltiler aynı, sadece derişim farklı. Yani bu aktiflik farkından dolayı çalışan bir pil değil. Derişim farkından dolayı çalışan bir pil. Derişimler aynı olduğu zaman ancak pil burada durur. Yoksa pil çalışır. Hangisi yanlıştır? A. Elektron akışı birinci hücredeki elektrottan ikinciye doğrudur. Şimdi arkadaşlar, bunlardan biri anot, biri katot. Hangisi anot? Selentik olan anottur, derişik olan katottur. Çünkü dedik ki biz derişimleri eşitlendiği an pil gerilimi sıfır, e pil sıfır oluyor. Peki nasıl eşitleniyor? Selentik olanın derişimi artıyor. Derişik olanın derişiminde düşüyor ve bir yerde buluşuyorlar. Bunları eşitleniyor ve pil bitiyor arkadaşlar. Dolayısıyla anotta derişim artması lazım, çözelti derişimi. Derişim nasıl artar? Yükseltgenerek artar değil mi? Yani buradaki H2 gazı H artıya yükseltgenince, H artı miktarı artınca çözelt derişimi artar. Burada ise indirgendiği için derişim düşer. Çünkü H artılar elektron alarak H2'ye indirgenirken derişim azalıyor arkadaşlar. Demek ki bu katot, bu anottur. Ben bunu buldum. işin çoğu gitti artık. Elektron akışı birinci hücreden yani anottan ikiye Katoda da doğrudur. Bu zaten her zaman geçerli. Ve H iyonlarının derişimleri farkından dolayı çalışan derişim bildir. Evet demiştim zaten. C zamanla ikinci bölmedeki cüzeltinin pH'ı artar. Şimdi ikinci bölmede ne oluyor? H iyon derişimi azalıyor. Çünkü harcanıyor bunlar. H artının molaritesi azalınca pH artar. Çünkü eksi logaritmastır arkadaşlar. Eksi olunca birbirinin zıttı oluyor. Doğru de tuz köprü üstündeki anyonlar birinciye yani anota gider. Bu da her zaman geçerliydi. Anyonlar anota gidip orayı e, yük denkliğini sağlıyor. Katyonlar da katoda gidip yük denkliğini sağlıyor. Bu da her zaman geçerli. Bütün pillerde geçerli. Ama E şıkkı pil potansiyel sıfır değil. Ne zaman sıfır? Derişimlere aynı olsaydı. Bu da bir molar olsaydı. Veya bu da sıfır bir olsaydı eşit sıfır ol olurdu. Burada sıfır değil. Bu pil çalışıyor şu an. Gerilim üretiyor. Cevabımız E şıkkı. 10. sorumuz modern atom teorisi sorusu. Kuantum sayıları. Temel halde bir element atomuna ait orbital açısal momentum kuantum sayısı biliniyormuş. Bu orbitale ait hangileri kesinlikle bulunur diyor. Şimdi arkadaşlar açısal momentum kuantum sayısı neydi? L idi yani yan kuantum sayısı. Bu biliniyormuş. 1. Baş kuantum sayısı. Arkadaşlar atıyorum L'miz 1 olsun. Yani P orbitali. Peki P orbitali hangi katmanlarda var? Baş kuantum sayısı katmandı. İlk katman hariç bütün katmanlarda var. Bu 2P de olabilir, 3P de olabilir, 4P de olabilir. Sadece 1P olamaz. Dolayısıyla ben katmanını yani baş kuantum sayısını kesin bilemem burada. Yanlış, kesinlik yok. Her bir katman olabilir. Birinci katman hariç. 2. Alabileceği maksimum elektron sayısı. Arkadaşlar L1 ise e, neydi maksimum elektron sayısı arkadaşlar? E, 2L artı 1 o, ne yapar burada? 3 yapar. 2 kere 3 de 6 yapar. Buldum. Yani e, önce 2L artı 1'den e, bunun orbital sayısını buluyoruz. Her bir orbitalde 2 elektron olduğu için çarpı 2'den 6 oluyor. Dolayısıyla P'nin elektron kapasitesi 6'dır. Eğer L 2 olsaydı D olacaktı. 10 olacaktı. Çünkü 5 adet bunun yan orbitalleri var. Dolayısıyla ben bunu hep bulabilirim. 3. Orbitalin türü. Evet bu da belli zaten. L1 P demektir. L2 D. L0 S idi. l 3 f'ydi. Bunu hepimiz biliyoruz zaten nezere. Bu da kesin bulunuyor. 4. Orbitalle bulunan bir elektronun spin kuantum sayısı. Şimdi atıyorum l'miz 1 olsun p olsun. Bakın p'de 3 adet özdeş orbital var. Burada bir elektron bulunsun. Bu bir elektron arkadaşlar spinin hangi yönlü? Bir kere bu üç orbitlerden herhangi birine bulunabilir. Orada da kesinlik yok. Belki burada, belki burada, belki burada. Spin de kesin bilemezsin. Belki yukarı spinli artı 1 bölü 2. Belki de aşağı spinli eksi 1 bölü 2. Burada bir kesinlik yok arkadaşlar. Her şey olabilir. Bu da kesin değil. Cevabımız 2 ve 3 yan C şıkkı. 11. soru. Lewis nokta yapıları 12. sınıf e, e, sorusu. Aşağıda verilen moleküllerden hangisinin Lewis yapısı doğru çizilmiştir? O2. Arkadaşlar oksijen grubu ne? 6A. 6A nasıldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani ikişer çift ortaklaşmamış elektron içermesi lazım. Veya şunu diyebilirsin. Oktede ulaşması lazımdı. Çevresinde 8 elektron bulması lazımdı. Bakın bunun çevresinde 2, 4 elektron var. Bunun da 4 var. Oktet değil. Doğrusu şu olacak. O O 2 4 elektron arada olacak. Bağ yapan elektronlar, bağ yapmayan ortaklaşık boşluklarda yanlarda olacak. Bu şekilde biz bunu çiziyoruz ve dolayısıyla bunun kendi çapından 8, oktet. Bununla kendi çapından düşünürsen 8 oldu. Her iki atomda oktede tamamlamış oldu. Bu bu şekilde. Yanlış. B C, Cn4. Bu da oktet kuralını düşünürsen, bakın karbon oktete uyar. Sıkıntı yok. 8 nokta var çevresinde. Ama bu, kar, bu klorun çevresinde 2 var. 8 olması lazım. Bu da 2, bu da 2, bu da 2. Bu uyumaz yani. Yanlış çünkü klor neydi arkadaşlar doğrusu? 7A olduğu için klor 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Bir tanesi tek, üçü çiftli olacak. Toplam 7. U uymaz. C şıkkını incelersek, C2O. Bakın merkez atom karbondur. E, ee, nasıl karbon arkadaşlar? Çevresinde 4 elektron var. 1, 2, 3, 4. Bu 4 elektrondan 2 tanesini H ile bağ yapmış. Bu şekilde. Ve burada bir daha H'miz var bizim. 2 tanesinde oksijenin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunlarla bağ yapmış. Dolayısıyla şeklimiz bu. Yani daha düzgün çizersem. Şudur arkadaşlar. Ee, yani burada yanlış oluyor Aslında ben şöyle anlasam daha iyi olur yani. Bak kısacası her bir e, atomun etrafında 8 nokta olacak. Burada H'miz 2 var. Dublet. Çünkü 2A. Bu da dublet. Sıkıntı yok. Karbon kendi çevresinde 8 var. Bakın. 2, 4, 6, 8. Oktede uymuş. Bunun için alacaksın tabii ki. Oksijen de oktede uymuş. Çünkü çevresindekileri say. 8 nokta yaptı değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Direkt buradan bile bulabilirsin yani. Başka hiçbir çözüm yok. Noktaların sayı yeter ama çerçevesini doğru çizmen lazım. Bak O'nun diğer atomlara kadar toplam çevresindeki nokta sayısı 8. Yani C şıkkı burada her şeye uyuyor. Oksijenler, oktet, karbon, oktet, H'ler, dublet. Bitti. C şıkkı. 12. sorumuz reaksiyon ısısı sorusu. Tepkimesine ait potansiyel enerji koordinat grafiği verilmiştir. Hangisi yanlıştır? 1. Direkt şıklardan gitsek daha iyi. SO3 bileşiğinin molar oluşum entalpisi eksi 396 kilojüldür. Şimdi arkadaşlar bir kere oluşum entalpisi kelimesini kullanmak için ne lazımdı? Element lazımdı. Bunlar element mi? Evet. Kükürt elementi var ve bir de oksijen elementi var. Ama peki bir şart daha var. Bu elementler tabiattaki en kararlı hali olacak. Ben, yani ben nasıl anlarım bunu? oksijen anlaması kolay değil mi? Çift atomlu ve gaz en kararlı hal. Sıkıntı yok. Bunun oluşum enerjisi sıfır. Peki kükürt en kararlı hal mi? Tabiatta tek atomlu halde bulunabilir. 8 olabilir. Katıdır ama bunun da türleri var. Rombik kükürt var. Değil mi? Monoklinik kükürt var arkadaşlar. En kararlı halini bilemiyorsun sen direkt bu formülden. Ama ben nasıl bilirim formül haricinde? Başlangıç noktasından bilirim. Bakın eğer bu grafik sıfırdan başlasaydı bu elementlerin en kararlı hali olduğunu anlardım. Ama sıfırdan başlamamış arkadaşlar. Sıvır başlamış. Demek ki kükürt tabi oksijen olamaz. Çünkü oksijen tabiatta e, gaz halidir ve çift atomdur en kararlıysa. Ama kükürdüğü bilemiyorsun bu şekilde formülden. En kararlı halim değil bilemiyorsun. Demek ki en kararlı hal değilmiş ki sıvırdan başlamamış arkadaşlar. Dolayısıyla oluşum kelimesini kullanamazsın burada. Oluşum entalpisi bu sayı değildir. Zaten sıvırdan başlasa e, ancak olurdu. Zaten 396'da çıkmaz buradan. 396,3'den 0,3 çıkarırsan 396 çıkar zaten. Bu da rakamla yanlış bir kere yani. En kararlı bile olsa. Her halükarda yanlış arkadaşlar bir. İki e, giren kükürt, kükürt elementinin en kararlı alt Bu da yanlıştı çünkü sıfırdan başlamıyordu. Sıfırdan başlasaydı en kararlı hali olacaktı. 3. Tepkime de kükürt elementinin daha kararlı olan anotropları kullanılsaydı aynı koşullarda daha fazla enerji açığa çıkardı. Şimdi arkadaşlar şu an çıkan enerji neresi? Ürün eksi giren. Yani şu fark. Peki en kararlı olsaydı ne olurdu? Sıfır ile 396 fark olurdu. Yani şu fark olurdu. Bakın enerji daha az burada. Ama e, sıfırdan başlamadığı zaman değil mi? Farkımız buradan buraya kadar. Ama şimdi farkımız buradan sıfıra kadar olacak arkadaşlar. Dolayısıyla eğer e, en kararlı olsaydı yani sıfırdan başlasaydı enerji daha az çıkardı. Ama şu an biraz daha fazla enerji çıkmış. Yani bu da yanlış. Cevabımız E şıkkı. Hepsi yanlış. 13. sorumuz asit baz dengesi tampon çözeltiler sorusu. 1 litrelik sulu çözeltide e, 0,1 mol asetik asit ve 0,1 mol sodyum asetat bulunuyormuş. Bakın hamleler doğrudur. Bir tampon çözeltidir tabii ki çünkü e, bunlar arkadaşlar birbirinin konjugesi değil mi? Konjuge. Dolayısıyla tampon çözelti. Veya şu gözle bakabilirsin. Bu asitik asit nasıl madde? Zayıf bir asit. Zayıf asit peki sodyum asetat nasıl madde bu zayıf asidin bazik bir tuzu ama her bazik tuzu olmaz. Bu asidin bazik tuzu olacak. Yani tek farkı na her farkı olacak. H çıktı na girdi. CH 3 oları ortak. Değil mi? Bu demek ki bunlar birbirinin konjugesi. Dolayısıyla biri asidik bir bazik olduğu için de bu bir tampon çözeltidir. Doğru. 2. Çözeltinin pH'i 7'dir. Şimdi ben pH'i nasıl bulacağım? Bunun formülü var. Direkt formülden bulabilirsin. Formülümüz suydu. Bu bir asitik tampon olduğu için. Çünkü asit var. Bu bir asidik tampon. Asidik tamponlarda pH bulma formülü şudur. H artı derişimi eşittir diyorsunuz. Ka asitlik sabiti çarpı asidin molaritesi bölü tuzun molaritesidir. Yine koyarsam ben H artıyı bulmak için asitlik sabitim verilmiş. 10 üzeri eksi 5 çarpı Asitin molaritesi. Asit 0,1 mol. Hacim 1 litre ne yapar? 0,1 molar yapar. Tuz da aynı. Bu da 0,1 mol. 1 litre. Bu da 0,1 molar yapar. Bunlar birbirini götürdü. H artı iyon derişim kaç çıktı? 10 üzeri eksi 5 molar çıkar. pH ise eksi log 10 üzeri eksi 5'ten 5 yapar. pH 7 değil 5. Bir kere 7 işlemenin yok direkt. Bu bir asitik tampon dersin ve pH 7'den küçük dersin, biter. Ama ben arkadaşlar işlemlerini de yaptım. Daha e, rahat görülsün diye. 3. Az miktarda asit ve baz ilavesi sonucunda çözeltinin pH'i çok fazla değişmez. Tabii ki zaten tampon çözeltinin mantığı bu. Arkadaşlar sizden rica ediyorum tampon çözeltiyle ilgili ben e, uzun uğraşlarım sonucunda deneyler üzerinden konu anlatım videosu çektim. Orada gayet güzel anlaşılıyor burada. Ben üstüne asit döktüm biraz. Baz döktüm pH'i çok değişmedi. Zaten burada asit de var, baz da var değil mi? Asit dökersem baz devre giriyor, o asit gideriyor. Baz dökersem asit devre girdi, onu giderdi. pH'i çok değiştirmedi. Ama ben çok miktar katarsam tabii ki değiştirir değil mi? Nereye kadar dayanacak? Ama bir yere kadar arkadaşlar bunu ıı, sabit diyor. Zaten kanımızın pH'i kaç? 7,4 değil mi? Biz limon yiyoruz, asit yiyoruz, baz Çok değişmiyor. Çünkü tampon sistem var kanımızda. Onun için. Evet arkadaşlar sınavımız burada bitti. Bir dahaki e, videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.